doğal dengede ne yapma gerekiyor muhteremler? Elden geldiği kadar bir insanın yaşadığı yörenin gıdasını alması gerekiyor. Yine bir insan başka bir yere gidince de oranın gıdasını yemesi gerekiyor muhteremler. Peygamber tavsiyesi de budur muhteremler. Yani bir insan bir yere gittiği zamanlar orada yetişen ürün neyse onları alma gerekiyor. Bir ölçüde şu, eğer bir gıda türü bolsa, yapısı büyükse, onu daha fazla yemek gerekiyor. Eğer o gıda küçükse, yapısı azsa, az yemek gerekiyor muhtemelen. Mesela hayvanlar bize bu konuda ileri bize hayvanlarda. Hayvanlar, çevre yayıldı hayvanlar, bazı otları alınıp yer böyle. Bazısını şöyle bir iki koparı bırak onu. O kadar gerek onda. Yani şu yeryüzü doğal bir laboratuvar muhtemelen. Laboratuvar. Kişi bu doğal laboratuvardaki kurallara uysa bunda yören gıdasını alsın, mevsim gıdasını alsın, bir de hangi şeye bolsa ondan fazla alması gerekiyor. Mesela fındık. O kadar bol yemek fındığın şeyi çok muhteremler. Enerji bedene verir. Reka dönemi birazsa çok faydalıdır böyle. Kan da yapar fındık. Ama ne gerekiyor? Fazlının zararlı. Neden zararlı? Doğal yaratılış bu şekilde muhteremler. Önce bir dış kabuğu var yeşil. Atılı bir şey yaramıyor. İç kabuğu var. Böyle. Kıracaksın, oruçacaksın biraz böyle. Yani hemen yemeyeceksin muhterem böyle. Elmayı ısır ısır ye. Ama fındık öyle diye bak. Fındık ne olacak? Fındık tek tek yenecek. Bak muhtemelen. Yani günümüzde hazır alıyoruz iş fındık. Hayır muhtemelen. Doğa değil bu ama. Doğa bu değil. Ne de doğa? Fındık tek tek yenecek. Kıracaksın, ayıracaksın, çiğneceksin, açarsın. İkinci olarak muhtemelen. Yavaş yenecek böyle. Fazla yemeyecek. Demek ki insanlar eğer bu Allah'ın yarattığı doğal laboratuvara uyumsalar, uyum sağlasalar, eğer bu uygulanırsa hayat daha başka olur muhtemelen.